Evet gençler, bugünkü dersimiz yeni doğan ve çocuk sağlığı. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz bugün. Büyüme ve gelişme, isterseniz önce bunu bir yeniden hatırlayalım. Büyüme neydi, gelişme neydi? Büyüme, kol, bacak uzaması, boyumuzun uzaması, kilomuzun artışı, baş çevremizin büyümesi, bunlara biz büyüme diyoruz. Gelişme ise, örneğin çocuk ilk doğdu, başını sağdan sola çevirmesi, sonra başını tutması, emeklemesi, oturmaya çalışması, sıralaması ve daha sonra yürüme gibi, koşma gibi durumlara da biz gelişme diyoruz. Şimdi büyüme ve gelişme, çocukların izlenmesi bu anlamda çok önemli. Daha önce bu konulardan bahsetmişizdir. Bir bebek anne rahmine düştüğü andan itibaren, yani bir kadın gebelik testi pozitif çıktığında şu andaki çalışma sistemine göre hemen aile hekimliğinin sistemine düşüyor. Aile hekimliği, yani bebeği ta anne karnındayken izlemeye başlıyor. Sonra bebek doğduğunda 5 yaşına kadar yine düzenli olarak belli aralıklarda izlemesi gerekiyor. Şimdi biz bir bebeğin, bir bireyin büyüme ve gelişmesini incelerken, izlerken, takip ederken boy ölçümü, kilonun ağırlığının ölçümü, baş çevresinin ölçümü, göğüs çevresinin ölçümünü yaparak değerlendiriyoruz. Yani her bebeğin ayına göre boyunun uzaması, kilosunun artışı ve baş çevresinin büyümesi ayına göre belli aralıklarda devam etmesi gereken bir süreci var. Aynı zamanda gelişimi, işte ayına göre hangi hareketleri yapacak, işte oturması, emeklemesi, yürümesi, bunların da belli aylara göre yapılması gereken süreci var. İşte bunları bir düzen halinde bir çocuk yapıyorsa, yani ayına göre kilosunu alıyorsa, baş çevresi ayına göre büyüyorsa, kilo artışı buna göre oluyorsa, bebek düzgün bir şekilde büyüyor. Gelişimini de işte yürümesi, emeklemesi, bunlar da ayına göre geliyorsa, bir bebek ayına göre büyüyor ve gelişiyor diyoruz. Ama bazı çocuklar bu büyüme ve gelişmeyi bazı faktörlerden dolayı yerine getiremiyor. Şimdi sağlıklı bir çocuk demek sadece hastalık belirtisi göstermeyen çocuk anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ayına ve yaşına uygun büyüme ve gelişmeyi düzgün bir şekilde yapıyorsa biz buna sağlıklı çocuk diyoruz. Şimdi sağlıklı bir çocuk gelişimi intrauterin hayatta başlıyor. Yani anne karnında sağlıklı bir şekilde gelişiyor olması gerekiyor. Doğum esnasında herhangi bir travmaya, herhangi bir şeye uğramaması gerekiyor. Ve doğumunu da sağlıklı koşullarda yapıyor olması gerekiyor. Yani bir bireyin büyüme ve gelişmesi ta anne karnında, doğumda ve doğum sonrasında düzgün geçmişse bu bebek düzgün bir şekilde büyüme ve gelişmesini tamamlıyor diyebiliyoruz. Şimdi büyüme ve gelişmeyi etkileyen bazı faktörler var tabii ki. Neler etkiliyor bir bebeğin büyüme ve gelişmesini? Bir kalıtım, yani genetik bir bebeğin büyüme ve gelişmesine rol oynuyor. Hormonlar, cinsiyeti, beslenmesi, herhangi bir kronik hastalığı, yine doğum öncesi dönem, anne karnındaki dönemi, gebelik süreci, yine fiziksel çevre, bulunduğu ortamda yine büyüme ve gelişmeyi etkiliyor bebekte. Şimdi genetiğe bakalım. Genetik bebeği nasıl etkiliyor? Genetik, biz anne ve babamızın genlerinden işte göz rengimiz, saçımızın rengi, boyumuzun uzunluğu gibi faktörleri anne babamızdan alıyoruz. Sadece bunları almıyoruz. Bunun yanında anne ve babamızın herhangi bir hastalığı varsa gen yoluyla onları da alıyoruz. Ne yazık ki. İşte bunlar ne olabiliyor? Talasemi, hemofili, kısa parmak, Down sendromu gibi etkenlerle büyüme ve gelişmeyi etkiliyor genetik olarak. Şimdi diğer bir faktörümüz yine hormonlar arkadaşlar. Hormonlar biliyorsunuz hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezi gibi bezlerden salgılanan ve kanlar aracılığıyla dokulara yayılarak dokuların çalışmasını düzenleyen maddelere biz
hormon diyoruz. Yani endokrin sistem, hormonlarımız. Hormonlarımızın büyüme ve gelişmede oldukça etkisi var. Bunlardan biri büyüme hormonu, yani STH büyüme ve gelişmeyi sağlayan hormon. Ki ta bebeğin doğumdan itibaren salgılanmaya başlıyor. Ve bebekler, hatırlayalım, bebekler ilk dönemlerinde daha çok uykuda zaman geçiriyorlar. Ve bu uyku sürecinde büyüme hormonu salgılanıyor, STH. Hatta hani şöyle diyoruz, uyusun da büyüsün nenni. Yani uyusun da büyüsün nenniden uyurken, büyüme hormonu salgılarken bebek bir yandan da büyümeye devam ediyor. Yani hücrece çoğalıyor ve büyüyor. Bu hormon kemik kaslarının gelişiminde çok önemli. Eğer eksik salgılanırsa bu hormon, cücelik, çok fazla salgılanırsa da devlik oluşuyor. O zaman hemen şöyle diyelim mi? Bir bebeğin büyüme ve gelişmesinin takibinde bakın ne kadar önemli. Eğer çocuk ayına göre boy uzaması durmuş, boyu uzamıyor. Ya da çok ayına göre çok fazla uzuyorsa, uzamıyorsa cüceliği, çok fazla uzuyorsa da devliği düşüreceğiz. O zaman hemen aile hekimi ya da onu izleyen birey hemen bebeği çocuk hekimine yönlendirerek bir anormalliğin olduğunu fark ediyor olması gerekiyor. Bunun yanında bir diğer hormonumuz troksin, tiroidden salgılanıyor. Bu da yine büyümede ve zeka gelişiminde çok önemli bir hormon. Bu da yine cücelik yapabiliyor ya da az salgılandığında zeka gelişiminde problem olabiliyor. Metabolizmayı hızlandırarak büyümeyi etkileyen bir hormon. Diğer bir hormonumuz androjen ve östrojen. Bunlar cinsellik hormonları, üreme hormonları. Bunlar puberte dönemine kadar, yani ergenliğe kadar sessiz bir şekilde duruyorlar. Pubertede, yani ergenlikte salınmaya başlayarak boyumuzun uzaması, kol bacağın uzaması, yani vücudumuzun, kemiklerimizin uzamasında büyük rol alıyor yine bu hormonumuz. Parat hormon yine keza aynı şekilde büyümede çok önemli. Diğer bir hormon insülin hormonu. İnsülin hormonu doğum ağırlığı üzerinde çok etkisi var. Fetüsü büyüme faktörü olarak kabul ediliyor insülin. Yine insülin gebelik sürecinde de 28 haftada da mutlaka takip edilmesi gereken bir hormon. Çünkü gebelik bebeğin büyüme ve gelişmesinde çok önemli. Eğer eksikliği olduğunda bebekte ciddi problemlere yol açabiliyor bu hormonumuz. Evet arkadaşlar, büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörlerde daha sonraki derslerimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.